Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Öyleyse nasıl ölmek istersen öyle yaşayacaksın. İmanla, kelime-i tevhidle yaşamak istiyorsan, ölmek istiyorsan imanla, kelime-i tevhidle hayatını sürdüreceksin. Buradan bindin özel aracına, bastın marşa gidiyorsun. Yaz mevsiminde klima ile beraber terlemeden gidiyorsun. Kış mevsiminde de hiç üşümeden gidiyorsun. Elini vicdanına koy be. Elini vicdanına koy. Şarkıyla, türküyle mi gidilir? Allah Allah diyerek gitsene. Tevbe istiğfar ederek gitsene. Bu nimetleri sana veren Allah'ı takdir ederek gitsene. Her şeyin bir hesabı var. Zerrenin hesabı var. Şarkı için, türkü için mi geldin dünya? Eğlence için mi geldin dünya? Bu nimetleri sana veren Allah'a şükretmek boynunun borcu değil midir? Senin rahmetli baban, affedersin, binmek için merkep bulamıyordu. Sen şimdi yaz mevsiminde terlemeden giderecek bir araban vardır. Kış mevsiminde üşümeden gidecek bir araban vardır. Buna bindiğin zaman hangi müzik, eğlenceler arasında onu mu tercih edeyim, bunu mu tercih edeyim? Batı müziği mi olsun, cadı müziği mi olsun diyorsun. Elini vicdanına koy. Her şeyin bir hesabı var. Böyle bir arabaya binmenin bir hesabı yok mudur? Ne dersin? Arabadan arabaya vergi değişiyor, öyle mi? Arabadan arabaya vergi değişiyor. Eski arabanın vergisi farklı, yeni arabanın vergisi farklı. 4x4 olunca onun da vergisi farklı oluyor, öyle mi? Bu devlete karşı vereceğin vergi farklıdır. Ne dersin? Her nimetin Allah'a karşı şükrü farklı olur mu, olmaz mı? Bir adam merkebe biniyor. Sen de efendim arabaya biniyorsun. Arada fark var mı yok mu? Elbette vardır. Dolayısıyla kıymetli dostlar, salih amellere devam etmek bizim hüsnü katime ile, yani imanla beraber ahirete göçmemize sebep olacaktır.